Herkese merhaba. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı Haziran ayı çalışma sorularının İnkılap Tarihi bölümündeyiz. 6 tane soru hazırlamışlar sizler için. Şimdi beraber onları çözelim beraber. Coğrafi keşifler, Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı gibi Avrupa'da ortaya çıkan gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden bazıları şunlardır. İpek ve baharat yolları önemini kaybetmiştir. Osmanlı parası değer kaybetmiş, gümrük vergileri azaltılmış. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle Osmanlı Devleti içindeki azınlıklar ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmalar sonucunda Balkan milletleri bağımsızlık kazanarak Osmanlı Devleti'ne ayrılmışlardır. Osmanlı Devleti dış borç almak zorunda kalmış, Duyun-ı Umumiye İdaresi kurulmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili buradaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bir kere Avrupa'daki gelişmelerden Osmanlı olumsuz etkilenmiş mi? Kesinlikle. Parası değer kaybetmiş, ticaret yolları önemini kaybetmiş vesaire. Bunların hepsi Osmanlı'yı olumsuz etkileyen süreçler. Bir kesim var. C gitti o zaman. Toprakların bir kısmını kaybetmiştir. Toprakların kaybettiğine dair bir şey var mı burada? Bakalım. Bakalım. Balkan milletleri bağımsızlık kazanmış. Gördünüz mü? Bu da toprakların bir kısmını kaybettiğine delildir. İki olmayan şıkları da eleyelim. Bulunduğu coğrafya nedeniyle Avrupa'da yaşanan gelişmelerin uzağında kalmıştır. Bulunduğu coğrafya aslında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin dibi. Ancak bunun sebebi Osmanlı'nın kendi kendine yok bitirmesidir. Yani Avrupa yüzünden değildir bu. Uzağında kalmıyor. Bulunduğu coğrafya tam da onun dibinde aslında. O yüzden üçüncü kısmı biz almıyoruz. Bu alakasız bir sonuç olmuş. 1 ve 2 sadece oluyor ve cevabımız da A şıkkı olmuş oluyor. Selanik'in deniz ve demiryolu bağlantısı bulunması, ticaret merkezi olması, renkli etnik yapısı, şehirde batı tesirlerine açık çeşitli fikir akımlarının yerleşmesine elverişli bir ortam yaratmıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in çok genç yaşta değişik yaşayış şekillerine, kültürlere, her türlü yeni fikre açık bir ortamda büyümesine ve kendini geliştirmesine fırsat vermiştir. Yukarıda verilen bilgiler doğrusunda Selanik şehri ile alakalı buradaki yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? Çok uluslu bir yapıya sahip midir arkadaşlar? Bakalım ne diyor? Çok genç yaşta buradaki kültürlere, fikre ve ayrıyetten de şehrin renkli etnik yapısı diyor. Bu ne demek? Bu şehirde birden fazla milletin olması demek, var olması demektir. O yüzden biri kesinlikle alırız. Farklı fikir akımlarının yayıldığı özgür bir ortam, yeni fikre açık bir ortam diyor. Bunu da direkt almamız gerekiyor. Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesine katkı otomatikman fırsat vermiş, katkı sağlamış. Bunu da alırız. Üçünü de aldık. Cevabımız D şıkkı oldu. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, büyük devletler kategorisinde yer almak için sömürgecilik faaliyetlerine yönelmiştir. Trablusgarp'ın konum olarak İtalya'ya yakın olması ve Osmanlı Devleti'nin burayı savunacak askeri gücünün olmaması nedeniyle Trablusgarp'a saldırmıştır. Aralarında Mustafa Kemal'in de yer aldığı dönemin vatansever subayları kılık değiştirerek Trablusgarp'a ulaşmışlar ve bölge halkını saldırılara karşı örgütleyerek bölgeyi korumuşlardır. Ancak İtalya'nın 12 adayı işgal etmesi, Çanakkale Boğazı'na saldırması, Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine iki cephede savaşacak gücü olmayan Osmanlı Devleti barış istemiştir. Uşa Anlaşması ile Trablusgarp İtalya'ya bırakılarak Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağı da kaybedilmiştir. Son İtalya'nın Osmanlı'ya karşı nasıl politika izlediğini anlatan bir durumunu anlatmış burada bize. Şimdi burada hangi sorunun cevabı yer almaz onu bulacağız. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'ndaki rolünü gördük. Buraya gönüllü olarak katılıyor değil mi? Örgütlüyor. Önemli bir görevi var. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nı neden kaybettiğini tek tek burada gördük. Balkan Savaşları başladığı için vesaire. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etme sebepleri de sömürgecilik olduğunu ilk cümlelerde bulduk zaten. C şıkkına bakalım. Savaşın sonunda imzalanan Uşa Anlaşması'nın maddeleri. Uşa Anlaşması var ancak maddeleri söylenmemiş. O yüzden cevabımız burada C şıkkı oluyor. Misak-ı Milli kararlarından bazıları şunlardır. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar yani kapitülasyonlar kaldırılacakmış. Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Batı Trakya'nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz. Mondros-Ateşkes anlaşmasının imzalandığı sırada yani 30 Ekim 1918 Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz. Şimdi burada hangi kavramlardan hangilerine vurgu yapıldığını soruyor bize. Tam bağımsızlık var mı arkadaşlar? Şu ilk cümle var ya tam bağımsızlık cümlesidir arkadaşlar. Siyasi, adli, mali sınırlamalar tam bağımsızlık.
Vatanın bütünlüğü 3. cümle. Hiçbir şekilde vatan parçalanamaz diyor. Onu da aldık. Ancak halk iradesine dayalı bir yönetim şeklinden bahsediyorum. Ama hocam burada halk oylaması diyor. Şimdi halk oylaması ancak halk oylaması o halk iradesi demektir ama milli egemenlik bir devlet politikasıdır. Burada sadece bölgesel olaydan bahsediyor. O yüzden bunu almazsınız. Dolayısıyla cevabımız B, 1 ve 2 oluyor. 25 Nisan günü daha gün ağarmamışken İngiliz gemilerinden indirilen sandallar karaya çıkacak ilk Anzak askerleriyle doluydu. Çıkarma Kabatepe ve Arıburnu arasındaki sahile yapılacaktı. Ancak karanlığın etkisi ve akıntı sebebiyle belirlenen çıkarma noktasından 1,5 kilometre kuzeye Arıburnu sahillerine çıkıldı. Arıburnu kıyıları bir Türk bölüğü tarafından tutulmaktaydı. Binlerce Anzak askerine karşı 200-250 mevcuduyla direnmeye çalışan Türk ordusu ölümü peşinden kabul edip düşmanı yavaşlatarak geriden gelecek kuvvetlere zaman kazandırmayı amaçlıyordu. 4 saatlik çatışmada çoğu asker bulunduğu yerde şehit oldu. Sağ kalanlar cephaneleri bitene kadar kontrollü bir şekilde geri çekilerek düşmanı oyalayıp zaman kazandırdılar. Çanakkale cephesinde var olan bir mücadeleden kesit verilmiş. Şimdi hangisine ulaşılamaz? Yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Türk ordusu düşmanı yavaşlatarak zaman kazandırmaya çalışmış son cümlesi direkt geldi. Türk ordusu olağanüstü bir çabayla ve vatan sevgisiyle savunma noktasını korumaya çalışmış. Burada sağ kalanlar bitene kadar cephaneleri korumaya çalışmışlar. Bunu net bir şekilde gördük. Arıburnu kıyılarında yapılacak bir çıkarma Türkler tarafından öngörülmüş. Zaten öngörü olmasaydı yanlış yere bizimkiler gideceklerdi. Bu da zaten bizim öngörümüzün ne kadar iyi bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Bu da buradan gider. Arıburnu sahillerindeki savunma sonucu düşman birlikleri bu noktayı terk etmek zorunda kalmıştır. Arkadaşlar terk etmek zorunda kaldıklarına dair bir bilgi yok. Sadece belli bir yere kadarki kısmı anlatıyorlar burada. O yüzden bu teşhisi burada koyamayız. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olur. Ve bir harita yorumlama sorusu. Bu sorularda haritada verilen bilgi neyse o derece yorum yapabiliriz. Kendi kafamıza göre bir şey uyduramayız. Yukarıdaki haritada 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı Anadolu'ya çıkan iç isyanları göstermekte. Haritada verilenlere göre hangisi söylenebilir? Çıkan isyanları Kuvayi Milliye Birlikleri bastırmıştır. Çıkan isyanların adı var ama kimin bastırdığı burada yazmıyor. Gitti. İsyanların isimleri Mustafa Kemal tarafından verilmiş. Tamam isimler var ama isimleri Mustafa Kemal verdi diye bir yazı var mı? Yok. İsyanlar belli bir merkezden yönetilerek şekillenmiştir. İsyanların belli bir merkezi yok ki. Herkes kendi merkezinde arkadaşlar. Belli bir merkezleri, belli bir otokontrol mekanizmaları yok bunların. Herkes kendi kafasına göre takılıyor burada. Tabii ki desteklenenler var ama tek bir merkez değiller. O yüzden D de olmaz. D'yi de dedik. Anadolu'nun pek çok yerinde isyan çıkmıştı. İşte bu kadar basit. Anadolu'nun pek çok yerinde işte buraları, bu kısımlar, şu kısımlar. Yani pek çok yerinde Anadolu'nun isyanlar çıkmış. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Basit düşüneceksiniz bu sorularda. Ve cevabımız 5 şık olmuş olacak. Böylece Çanakkale İl Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu soruları beraber çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.